Bugün Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ve heyetiyle birlikte Yozgat'a bir ziyarette bulunduk. Aynı zamanda da baba ocağımız dün Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Zonguldak ziyaretinden ve oradaki o muhteşem hem müjdeler hem de müjdenin doğrudan vatandaşımıza yansıyacağı hem Filyos Limanı'nın açılması ve yine akabinde de çıkarılan doğalgazın, denizden çıkarılan doğalgazın 540 milyar metreküplük doğalgazın karadaki işlemesiyle birlikte de tüm vatandaşlarımızın kullanımına da sunulacağı tesislerin yani bir endüstri merkezinin açılmasıyla alakalı bazılarının da temellerinin açılmasıyla ilgili Yozgat'ta Zonguldak'ta idik. Muhteşem bir gündü. Muhteşem çalışmalar vardı ve Türkiye'nin geleceğine yeni bir enerji üssüyle devam edeceğinin en büyük göstergesiydi. Bugün de yine Bozkır'ın bağrında, Anadolu'nun bağrında, memleketimizde Sayın Bakanımızla birlikte buradayız. Burayı ziyaret ettik ve ana gündemimiz de iki mega projemizle onları yerinde görmek ve diğer anlamda da gerek Yozgat merkez olarak gerekse de ilçeleri olarak hem ana hatlar hem de bağlantı yolları çerçevesinde ihtiyaçlar varsa, demir yollarıyla ilgili ihtiyaçlar varsa organize sanayi bölgeleri çerçevesinde ve haberleşme alanında, iletişim alanında ihtiyaçlar varsa bunları da doğrudan belediye başkanlarımızla yani işin sahipleriyle yerelde birlikte görüşelim, birlikte değerlendirelim, dertlerini dinleyelim ve çözümü de birlikte geliştirelim arzusuyla bugün buradaydık. Harika bir ziyaret gerçekleştirdik hem ilçemizde Sorgun'da hem Yozgat'ta. Şu kadarını ben ifade edebilirim. Yüksek hızlı trende birlikte seyahat ettik. Sayın Bakanımız, Sayın Vekillerimizle birlikte geldik. Muhteşem bir konfor. Yani Türkiye'nin geldiği seviyeyi de göstermesi anlamında ben inanıyorum ki yüksek hızlı tren fiilen çalışmasına başladığından itibaren Yozgatlılar ve Sivaslılar artık araçlarıyla Ankara'ya gidip gelmeyi bırakacaklar. Çünkü çok daha büyük bir konforla karşı karşıyalar. İnşallah bunun da şu anda zaten Ocak'tan itibaren test sürüşleri devam ediyordu. Biz de bugün o test sürüşleri çerçevesinde onların birisine katılmış olduk. Sertifikalandırma çalışmaları da tamamlanır inşallah doğrudan artık seferlerine başlayacak. Bunun zaten projeyi takip edenler de, yerelde de, merkezde de herkes biliyor. İnşallah bu yılda bunu artık ulaşıma açıyor olacağız. Havalimanımızı yerinde tekrar ziyaret ettik. Çalışmaları yerinde gördük, incelemelerde bulunduk. Orada da yine memnuniyetle gördük ki Yozgat Havalimanı inşallah planlandığı gibi 2022'de sonuçlanacaktır, tamamlanacaktır. Altyapı çalışmalarında %70'e yaklaşan bir %70 çerçevesinde bir tamamlanmayı görüyoruz. Son derece memnun olduk. Hemen akabinde de yine üst yapı çalışmaları da, terminal çalışmaları da tamamlanacak. İnşallah planlandığı şekilde 2022 yılında bu da faaliyete geçecek. Bu ikisinin faaliyete geçmesi bizim için son derece önemli. Çünkü organize sanayi bölgeleriyle özellikle biz Yozgat'ın ilçeleriyle birlikte kalkınmasını arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize bir talimatı var. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat diye. Ve buna da 81 ilimizin katkı vermesi arzusu var. Dolayısıyla Yozgat'ı da artık bu kervana katmak istiyoruz biz. Yatırım yapılan ve istihdam edilen, kendi istihdamını oluşturan bir il, kendi üretimini gerçekleştiren ama artık Yozgat'ın dışına ürettiklerini Yozgat'ın dışında pazarlayan, ülkenin dışında pazarlayıp ihracata katma değer veren bir ilimiz olsun arzusundayız. Bunun için de altyapı önemli. Burada bugün gerek demir yolları hali hazırda sadece yüksek hızlı tren olarak da değil, bir de bizim aynı güzergahta bir yük taşımacılığı anlamında bir güzergahımız var. Orada iyileştirme çalışmaları zaten devam ediyor. Hem hızın artırılması ile ilgili hem de yine ray kalitesinin artırılması ile alakalı. Bunun anlamı şu,
Avrupa'dan Çin'e kadar uzanan, yani buradan Bakü, Tiflis, Kars diye Kars'tan Bakü'ye kadar ve oradan da hatta yine Çin'e kadar uzanan bir hattı Yozgat'ın da iş dünyasına da bunu kazandırmak, yine zaten kazandığı bir konu ama iyileştirerek bunu entegre etme arzusundayız. Orada da çalışmalar son derece iyi gidiyor. Organize sanayi bölgeleriyle de yatırımlarla da bütünleştiğinde inşallah Yozgat'ı ihracata katkı veren illerimizden birisi olarak hak ettiği yerde görmeyi arzu ediyoruz. Oradan arzumuz da aslında çevre illeriyle birlikte Kayseri'si, Çorum'u da başta olmak üzere tüm çevre illerle birlikte bir bölgesel kalkınmanın da yine içinde olacağı olmasını da yürekten arzu ediyoruz. Başkanlarımız kendi ilçeleriyle, il merkezle ve beldelerle ilgili ihtiyaçları dile getirdiler. Her birini not aldık. Gerek hemen Ankara sapağından itibaren başlayan ve Sivas'a kadar geçen ana yol hattındaki kalitenin artırılması çerçevesinde karayollarımızın tüm çalışmaları devam ediyor. Zaten bunu tamamlamak üzereler. Orada bu kaliteli, konforlu karayollarındaki ulaşımı daha da iyi çerçevede, iyi şartlarda devam ettireceğiz. Bunu görüyoruz. Ama aynı zamanda da yine Kayseri ve Çorum'la olan bağlantıların bir an önce daha kaliteli seviyeye getirilmesi çerçevesinde neler yapabiliriz? Onları görüştük. Ve gerek merkezin ilçelerle, gerek ilçelerin kendi aralarındaki iletişimin sağlandığı ve ilin de çevre illerle bağlantılarının sağlandığı ve sağlanacağı bir ulaşım altyapısını nasıl oluşturabiliriz? Bunu birlikte çalıştık. Tüm talepleri aldık. Sayın Bakanımız hepsini tek tek not ettiler. İlgili arkadaşlarımız hepsini not ettiler. Yine bazılarının hemen burada zaten yapılabilecekler, hemen yapılabileceklerle alakalı gerekli bilgiler verildi. Geriye kalan çalışmaların tamamını yine bakanlığımız çerçevesinde çok hızlı bir şekilde de bu çalışmalar devam edecek. Birlikte çalışacağız ve sonucu da yine belediye başkanlarımızla da paylaşıyor olacağız. Yozgat, tabii bu vesileyle şunu da ben ifade etmek istiyorum. Altyapı önemli ve internet ve haberleşme anlamında da bazı sıkıntıların olduğunu gördük. Onların da bir an önce çözülmesiyle ilgili gerekli burada kararları aldık ve bunların da yine Sayın Bakanımızla birlikte takipçisi de olacağız ve inşallah bir an önce de bu eksiklikleri gideriyor olacağız. Altyapı önemli dedik. Yozgat tabii bu vesileyle şunu ifade etmek isterim. Aynı zamanda bir tarım bölgesi, tahıl, hububat boyutunda baktığımızda da Türkiye'nin ana bölgelerinden birisi. Bu yıl kuraklıkla ilgili bazı sıkıntıların olduğunu çiftçilerimiz nezdinde de bu bilgiler zaten alıyoruz. Sahayı da yakından takip ediyoruz. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuyu açıkladılar zaten. Gerekli kuraklıkla ilgili desteklerin verilmesiyle ilgili çiftçilere 150 milyon lira ilave hibe desteğinin başlatıldığını zaten dün ilan ettik. Ben bugün Yozgat'tan bir kez daha ifade etmek isterim. Yine Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçların ertelenmesi konusunu yine bir kez daha ifade etmek isterim. Diğer tarafta Tarsim ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha görmüş olduk aslında. Bu vesileyle buradan aslında tüm Türkiye'ye bir kez daha Tersim'in yani sigortanın, kuraklık sigortası da dahil ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Çünkü orada da %70'e kadar önümüzdeki yıldan itibaren bunun devlet desteğinin artırılacağını ve hasar olarak da %70-80'e kadar da ödeneceğini biliyoruz. Bu çok ciddi bir fırsat. Tüm çiftçilerimizin de bundan faydalanmasını özellikle arzu ettiğimi ifade etmek isterim. Ama şu kısmını da yine beraberinde zikretmekte de fayda var. Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine de yine verim kayıplarına göre dekara dönüme 100 liraya kadar da doğrudan ödeme yapılacaktır. Bunu da zaten yine açıkladığımız ödemeler çerçevesindeydi. Dolayısıyla kuraklıktan dolayı
verim kaybı yaşamış buğday üreticisine özellikle mazot ve gübre desteğini de eklediğimizde 151 liraya kadar dekar başına bir ödemeden, bir destekten bahsediyoruz. Ben bunu buradan hem Yozgatlı hem de bu vesileyle tüm Türkiye'deki çiftçilerimize bir kez daha ifade etmek isterim. Biz yine salgın çerçevesinde seyahatlerimizi tabii ister istemez COVID-19'dan dolayı, sınırladığımızdan dolayı biraz daha arzu ettiğimiz çerçevede gelememiştik. Bugün gördük ki hemşehrilerimizi gerçekten çok özlemişiz. Hepsi bizi bağırlarına bastılar. Allah razı olsun. Biz bunu enerjiyle gelmiştik ama çok daha büyük bir enerjiyle Yozgat'tan Ankara'ya dönüyoruz. Ben buradan tüm hemşehrilerimize bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Hem şahsım, hem Sayın Bakanımız, Sayın Vekillerimiz ve tüm başkanlarımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar.